Merhabalar, Tazer Amani ben. Lezzet yolculuğumuzda yine İstanbul'daki çeşitli etnik mutfaklara uğrayacağız. Bakalım bugün hangi ülkelere gideceğiz, hangi ülkelerin temsilcileri hangi yemekleri bize tattıracak? Hep beraber görelim. Bu etnik mutfaklar serimizde bu sefer de bir Etiyopya mutfağı var. Benim de çok hakim olmadığım bir mutfak. Bakalım bana da sürpriz olacak. Neler bekliyor bizi? Türkiye'de aslında çok fazla örneği olmayan ama dünyada az önce konuşurken çok fazla örneği olan özellikle veganların ve glutensiz beslenenlerin, sağlıklı beslenmeye çalışanların tercihi Etiyopya mutfağı. Aslında Habeşistan mutfağı değil mi? Tabii. Eski Habeşistan, sonraki adı Etiyopya. Sonradan Etiyopya oluyor. Neler var şimdi burada? Yine böyle rengarenk güzel bir tepsi yapılmış. Evet. Burada veganlar için beyanet dediğimiz bir incir eve işte 9-10 tane sos eşliğinde sunulan bir yemeğimiz var. Onun yanında muhaberevi mix diye biz bunu adlandırdık. Bu da biraz daha bütün Etiyopya yemeklerini bilmeyenler için test edebilecekleri bir tepsi. Ufak ufak böyle tabii, hepsinden. Evet. Şaklı tips, dana etinden yapılan, yanında mitmita acı biberiyle. Size tanıtmak amacıyla tef ununun siyah ve beyazından bu incirin yapıldığı. Evet. Bu ne yapılıyor? Suyla karıştırılıyor, mayalandırılıyor herhalde. Evet, mayalandırılıyor. 2-3 gün bekliyor, suyla karışıyor. Sonra ama böyle sıvı bir hamur oluyor herhalde. Tabii sıvı bir akıtma gibi. Tabii öyle yuvarlak. Köylerde de yapıyorlar onu. Tabii bizim Etiyopya'dan getirdiğimiz öyle aparatlar var. Onun üzerinde pişiriyoruz. Hı hı. Özel aparat lazım. Böyle elde ediyoruz. Tabii. Geldiğimde özellikle sorduk bu şey. Çatal bıçak olmayacak mı diye. Olmayacakmış. Şimdi Etiyopya yemekleri nasıl yeniyor? Bir bakalım. Kırmızı olan sosların içinde berberi var. Şurada görmüş olduğunuz berberden. Çok lezzetli bir şey. Evet, 13-14 çeşit baharatın karışımıyla yapılıyor. Kırmızı olan bütün yemeklerde, soslarda muhakkak onu kullanırlar. Ya da böyle karıştırıp yiyorsun herhalde değil mi? Böyle evet. Ufak dürüm gibi yapıp. Burada Dorova tadını verdikleri bir yemek var. O da berberiyle yapılıyor. Yumurta ve tavukla beraber sunulur. Hmm. Soğan ve sarımsak çok uzun işlemlerden geçer. Bu incir olmadan... Tabii mutfağın bel bana kemiği... şey değil mi? Tabii. Yumurtalı köri yaparlar, ona benziyor tabii. Berberi baharatından dolayı biraz da. Ya tek başına demin tadına baktığımda... İçinde bol böyle sarımsak tozu, soğan tozu, baharat, kimyonlar, kişnişler, kırmızı biberler. Çok var evet. Benim alabildiğim onlar da... Etiyopya'da Kızıldeniz'de baharat yolundan geçiyor diye biliyorum. Kızıldeniz değil mi? İkinci yol olarak baharat yolu Hindistan'dan geçen. Kızıldeniz'den geçiyor mu bilmiyorum ama doğrudur. Doğru. Yani geçiyor bu kadar baharata başka türlü ulaşmaları evet. İmkansız zaten. Evet. Ama yemesi eğlenceli bir yemek tarzı. Hı hı. Şurada sizin pancarımız var. Bizim lora benzer ayıp adını verdikleri peynirleri var. Ayıp. Ayıp diyorlar evet. Ayıp edeceğim şimdi ama pancarayla ayıp karışınca bence güzel olur. Ben pancarla peyniri çok severim. Beyaz lahana, kara lahana. Kara lahanayı çok kullanırlar. Hmm. Gomem diyorlar. Bunun etlisini de yapıyorlar. Gomem basika. Etiyopya'da da çok yerde var. Bütün parklarda falan kara lahana çıkmış vaziyette görebilirsiniz. Allah Allah. Süs bitkisi gibi. Papatya gibi her tarafta kara lahana gördüm ben. Hangi dil konuşuyorlar? Etiyopyaca diye bir şey var mı yoksa? Amharik. Amharik çok eski bir dil. Zaten eski bir kültür Etiyopya. Tabii. Habeşler. Evet. Tabii başka diller de konuşuluyor. 82'ye yakın öyle dil mi? Ve lehçe var. Ya Afrika'da hep öyle. Yani mesela ben de yaşadığım bu Güney Afrika'da 16 tane resmi şey vardı. Yani dil vardı. Evet. Ve İstiklal Marşı'nı mesela söylüyorlar. İstiklal Marşı'nda bütün dilleri konuşulan. Yani biriyle başlıyor, ondan öbürüne geçiyor, ondan öbürüne geçiyor. Çok değişik bir dokusu var. Bir de bunun en büyük özelliği glutensiz değil mi? Glutensiz, evet.
glutensiz, çok da besleyici bir ekmek. Ben hem dokusuna hem kendisine bayıldım. Çok farklı şekillerde kullanılabilir bu. Kesip kızartılabilir mesela çıtır çıtır. Hı hı, evet. Glutensiz bir cips opsiyonu olmuş i̇şte olur. Çok şeyler yapmak isteyenler var glutensiz olduğu için ama çok becerini göremedik açıkçası. Anca, siz daha önce kendinize yetiriyorsunuz. En güzeli böyle oluyor muhtemelen. O da şiro. Nohutun ezmesi ve berberinin karışımından yapılıyor. Şöyle batırabilirsiniz veya şöyle yapayım istiyorsanız. Çok da... Nohut ezmesi. Çok lezzetli. Özellikle incire ile beraber. Ama biraz sanki baharat gider ona. Mitmita daha acıdır burada. Mitmita'yı etlerle kullanırlar. Bunu daha çok tavuk. Onu pişirirken daha çok hem renk de veriyor. Salça, domates gibi ürünleri yemeğin içine atmazlar mesela. Bütün renk ondadır. Onu kullanırlar. Anladım. Hem acısı hem baharatı hem renk olarak. Zaten onların kültürüne de çok geç girmiştir domates. Bu da böyle sanki baharatlı bir patates yemeği gibi. Evet. Havuçta onun etlisini de yapıyorlar. Havuç, patates, hafif orada işte köri gibi yenen bir baharat var. Evet. Onunla beraber. Ama yemesi gittikçe daha eğlenceli oluyor. Böyle elinle ilk başta zorlamıyorsun ama şöyle bir alıp... Alıştıktan sonra çok... Kolay yani. Basit tabii mi? Ben de bazen zorlanıyorum ama bir Etiyopyalı için çocukken doğmuş, ellerini çok iyi kullanabiliyor yemek yerken. Bu da sanki bir kıyma kavurma falan gibi bir şey değil mi? Evet, kıyma ona kitvo diyorlar, kitvo ismi. Onun da içinde bol baharatlar var. Kakuluya benzeyen bir baharatları var, onu kullanıyorlar onun içinde. Daha başka aslında bir şey adı. Sucuk içinin ekstra baharatlısı gibi. Evet, evet, evet. Etiyopya'da bu arada çiğ et de tüketiliyor. Günlük olarak etler tüketiliyor. Öyle aldılar, bitirecekler onu. Ha, hiç öyle dinlendirmeden falan. Dinlendirme yok. Allah Allah. Evet, hiç dinlendirme. Çok da sert olur aslında. Kullanıyorlar. O kitvoda o yüzden oradaki kasaplar öğrenmişler. Etin iyi bir yerinden iki tane bıçakla bizim o zırhlama zırh gibi. Gibi. Evet. Çok ince ince onu çekerler baharatlarla. Üzerine tereyağı. Çok da güzel oluyor. Bunu da mı böyle yiyeceğiz? Evet. Tamam. Onu incirin üzerine de dökebilirsiniz. Şu tarafı isterseniz kaşık da alıp. Çünkü şu da güzel olacaktır. Mitmitaya batırırsanız. Ha, okey. O zaman şunu koyalım. Sistem, şimdi. Sistem ne o var? Bu güzel bir baharat. Peki bunu siz burada yapıyor musunuz yoksa getiriyor musunuz? Bunu getiriyoruz orada. Berberiyi. Berberiyi de mitmitayı da oradan getiriyoruz. Bütün baharatlar oradan geliyor. Etiyopya'dan geliyor. Pazardan falan da almıyoruz yani öyle marketten de kendimiz öyle çalışan Etiyopyalı arkadaşların ailelerine yaptırıyoruz. Etiyopyalılar mı yapıyor yemekleri? Tabii. Ha, güzel. Burada da aynı ürünlerin ama bu sefer vegan opsiyonu burası var. Burası veganı, evet. Burası vegan. Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgilendirme ve yani daha önce hiç denemediğim bir mutfağı bana denettiğin için. Yemesi de ilk başta garibime gitmişti ama oldukça eğlenceliymiş bu arada. Teşekkürler. Bakalım bundan sonraki restoranımız neresi olacak? Bebek'te gerçek Japon mutfağı yemek istiyorsanız tam da yerine gidiyoruz. Üstelik deniz kenarında. Dediğim gibi en sevdiğim mutfakların belki ilk beşinden bir tanesi olan Japon mutfağını hakkını vererek yapan herhalde Türkiye'deki tek yer değil mi? Teşekkürler. Rica ederim. Burası ne kadar oldu açılalı? Yaklaşık bir sene oldu. Bir sene oldu. Açılır açılmaz zaten bir Michelin yıldızı üstüne bir şey daha aldınız galiba. Gomio'dan da 3 şapka aldık. Gomio'dan da 3 şapka. 8 ay sonra. Harika. Harika. Zaten ufak tefek ve bu Michelin'cilerin veya işte bu tarz değerlendirme yapan yerlerin en sevdiği olay. Toplamda herhalde burada 15 kişi, 16 kişi aynı anda. 24 kişiye 24 kadar kişi. Ağırlayabiliyoruz. Evet, ne yiyeceğiz şimdi bugün? Evet, bugün aslında geleneksel Japon mutfağının kaiseki
tarafını ve aynı zamanda ülkemizde en popüler olan sushi mutfağını deneyimleyeceğiz. Ama ülkemizdeki sushi geleneksel Japon sushisi değil. Avrupalaştırılmış, biraz işte Koreleştirilmiş bir sushi. Ama burada biz birebir Japon sushisi yiyeceğiz galiba. Çünkü şefin de buradaki. Evet, iki tane Japon şefimiz var. Türk misafirlerimize, tabii ki yabancı misafirlere gerçek Japon yemeğini tattırmak amacıyla, bir deneyim yaşatmak amacıyla burayı açtık. Nereden geldi peki bu Japon yemeği sevdası? Ben üniversite zamanında hem İtalya'da hem Japonya'da okudum. Aa, çok güzel. İşletme ve ekonomi okudum. Aa, süper. Tabii gastronomiye çok büyük bir ilgim vardı. Bu iki gastronomi açısından çok önemli ülkede yaşamış olmak beni daha da yakınlaştı. Şu anda buradayız. Ne yiyeceğiz şimdi? Evet, ilk korsumuz, ilk yemeğimiz sakizuke diye geçiyor Japonca'da. Fransızca'da amuse-bouche ya da Türkçe'de ağız eğlenceliği. Evet. Şefin bir ikramı. Tuna tartarımız var, bu alabaşın içerisinde, açabilirsiniz. Aa, çok şık olmuş. Bunun içerisinde wasabi soya sosumuz var. Yanında gördüğünüz ise kalamarla beraber yaptığımız bir cips. Kalamarla yapılmış ama ev yapımı versiyonu. Evet, biraz daha elegan versiyonu diyebilirim. Zuhan, sunuma bayıldım yalnız. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Müthiş bir sunum. Niye bunu amuse-bouche dediklerini aslında en güzel anlatan ürünlerden bir tanesi. Gerçekten ağzına attığın zaman böyle bir lezzet patlaması yaşıyorsun. Ve çeşitli farklı dokular da geliyor tabii içindeki o kıtırlardan dolayı. Evet. Çok beğendim. Afiyet olsun, çok teşekkürler. Burada şimdi bizim programın konseptinde aslına bakarsan genelde masada bütün yemekler oluyor. Ben buraya özel isterim ki bunlar böyle teker teker gelsin çünkü soğumaması gereken kesinlikle yemekler bunlar. Ve üstüne konuşulması gereken yemekler. O yüzden tek tek böyle bir şeyler yiyeceğiz herhalde. Evet, çok doğru bir karar olmuş. Japon mutfağı çok kuralcıdır aslında. Değil mi? Burada da tadım menüsü şeklinde ilerlediğimiz için tek tek gelmesi iyi oldu. Yine gözümüzle yemeye başladık. Ne var şimdi burada? Bir anlatır mısın bana? Sırada çorbamız var. Transparan çorba diye geçiyor aslında. Özünde dashi var. İnanılmaz bir umami veren bir lezzet. Benim de çok sevdiğim bir lezzet. Onun haricinde bu tabağımızdakiler ne? Kasemizdekiler. Burada görsel olarak kullandığımız havuç ve ıspanak var. Bunun dışında aşağıda bir balık köftesi var. Köfte diyorum ama aslında bir ezme gibi. Evet. İçinde de karides var aynı zamanda. Yanında shiitake mantarı. Bu havalarda, sıcak havalarda biraz tazelik versin diye de bir lime kabuğu var. Çok güzel. Çok güzel. Dashi yanlış hatırlamıyorsam kurutulmuş ton balığı değil mi? Torik. Ha, torik kurutulmuş mi? Torikten elde ediliyor. Aynı zamanda kombu yosunu var. Hmm. Bir de mantar, kurutulmuş mantarın özüyle beraber aslında üç farklı ürünün ortaya çıkardığı bir lezzet patlaması. Gerçekten lezzet patlaması benim ağzımdan aldım. Ve çok yüksek umamisi. Balık köftesini de anladığım kadarıyla buharda pişirmişsiniz. Evet. Ve çok güzel bir dokusu olmuş şu anda. Afiyet olsun. Yine bir görsel şölen. Japon mutfağında bahsettiğiniz gibi görsellik de çok önemli. Sadece tat değil. Ama farklı. Sade görsellik. Burada kaya levreğimiz var. Konfi şeklinde pişirilmiş. Çok güzel. Konfinin ne olduğunu da anlatalım da. Balık suyunda veya işte yağda düşük ateşte pişmesine konfi deniyor. Üzerinde gördüğünüz sakura ağacının yaprağı. Bu aslında karamelize ediliyor. Şekerleşmiş bir yaprak bu. Bu görseli de çok iyi. Beni çok etkiliyor. Şey mi yapıyor? Bir karamel öncesi, bir şeker hazırlayıp. Evet, aslında şerbet gibi bir şerbete yatırılıyor. Onu fırçalayıp sonra da kurutuyor herhalde. Evet, yaklaşık 2 gün kadar şerbette bekliyor. Öyle mi? Tam içine emsin diye. Japonya'nın Kumamoto diye bir bölgesinde bir aile şirketinin patentli ürünü olan şeffaf bir soya sosu kullanıyoruz.
Aha, ilginç. Burada... Ve şefin onu mu istedi zaten? Evet, özellikle onu istedi. Bulmak için 10 takla attık. Bulabildiniz ama. Sonunda evet. Herhalde. Lezzet olarak bir şey katmıyor aslında. Sadece görsel amaçlı kullanılan bir sos. Çok lezzetli. Kaya levreği güzel bir balık ya. Fiyatı da levrekten daha uygun fiyatlı. Ben de çok seviyorum. Ama tabii her şeyde olduğu gibi güzel pişirirsen. Ah, şef dinimiz de geldi. Merhaba. Thank you şef. Merhaba. Sankai deva toruko no zakana o tsukatteimasu. Burada sadece Türk balıklarını kullanıyoruz. Harika. Mayasa jibun de ichibai itte jibun no kini itta sakana dake katte kite okyakusama ni teikyou shiteimasu. Her sabah balık marketlerine, pazarlarına gidip beğendiğim balıkları sizler için alıyorum. Wasabi wa nihon no wasabi o tsukatteimasu. Aynı zamanda Japonya'dan gelen bir wasabimiz de var. Kyou wa chipura, lebrek, rufa, barabun, istavrit, sardarya, kerebito ga ari. En sevdiği hangisiymiş bir sorsana. İçiban sikina no wa docchi desu ka? Kyou nain desu kedo, chinekoppu ga suki desu. Chinekoppu. Bugün yok diye ama chinekoppu çok seviyormuş. Evet, güzel seçim. Okay, thank you very much. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Bunlarla şimdi bizi sushiler mi yapacak? Evet. Harika. Ve suşilerimiz geldi. Evet, beklenen an. Beklenen an. Dilerseniz hızlıca balıkları sayabilirim. Vallahi lütfen. Sol baştan maguro dedikleri orkinos balığı, ortada lüfer, evet. Sağ tarafta barbun, pürmüzlenmiş. Sol altta toro, yani ton balığının yağlı kısmı, yağlı karın kısmı, bel kısmı. Yanında sardalya ve en sağda bir maki. Yani bir rol var. Bunun içerisinde de tekrar toro ve takuan dedikleri daikon, yani Japon turbunun zerdeçalla beraber turşusu yapılıyor. Doğru, turşulanmış hali. Yanında da wasabimiz var. Wasabimiz. Sizin için bunu rendeleyeceğim şimdi. Lütfen. Bunu rendeleye rendeleye böyle artık paste kıvamına getiriyorsun değil mi? Evet. Ve fark ettiyseniz şu anda soya sosu yok. Evet. Aslında olması gereken o. Evet, çünkü Japonca'da omakase, aslında şu anda yaptığımız tadım menüsü, şefe bırak demek. Aha. Şef zaten bizim yememizi istediği formuyla masaya servis ettiği için ekstra soya sosuna ihtiyacımız yok. İhtiyacımız yok. Harika. Afiyet olsun. Toro ile başlayalım. Şu wasabi'nin gerçekten çok bambaşka bir tadı var. Ben de aynısını yapayım sizinle. Üstüne de bir parça zencefil. Bu duyduğuma göre, bilmiyorum, yanlış da duymuş olabilirim ama zencefili aslında yemelerinin yanında sebebi çoğu zaman çiğ olması ve mideye dokunmaması için. Evet. Yanlış mı biliyorum? Sushi'nin çıktığı dönemler aslında çok da eski değildir. 200 yıl öncesinde. Buzdolabı olmadığı için balıkların aslında çok taze tüketilmesi lazım ama gene de bir risk taşıyor. Bu yüzden midelerini korumak için zencefil gibi, hatta bir shiso diye bir yaprakları var. O da geleneksel sushi'de çok kullanılır. Bunun gibi yan ürünleri beraber tüketirler. Anladım. Evet. En güzel yerini sona bıraktım. Bana göre yani en güzel yerini. Ton balığının yağlı kısmı. Elinize sağlık. Evet, tatlılarımıza geldim. Evet, iki farklı tatlımız var önümüzde. Önce ufak olandan başlamak istiyorum. Tamam. Bu aslında bir affogato yorumu. İtalyanların espresso ve dondurmayla yaptığını biz biraz esprili şekilde matcha'yla yapıyoruz. Hmm. Çok iyi olmuş. Çok sevindim beğenmenize. Vallahi çok iyi olmuş. Burada da moku moku. Japonca'da bulut gibi, bulut kıvamında demek. Yani hem şeklinden hem kıvamından dolayı. Bunun içinde neler var? İçinde şimdi? Beyaz çikolatalı mus var. Ana dolgusu. Dört köşesinde dört farklı lezzet var. Şu anda yediğiniz mango ve passion fruit.
tarafı. Başka bir köşesinde bitter çikolata var. Bir köşesinde matcha var. Diğer bir köşesinde de frambuaz var. Zaten burada ben tam matcha ile şeyin mango ve passion fruit'un birleşimi yerini yiyorum şu anda. Vallahi bana iki tane tatlı yedirebilen ender restoranlardansın ama hakikaten beğendim düşünceyi. Bu da gayet hafif bir tatlı olmuş. Yani tam bulut gibi hakikaten, moku moku. Vallahi çok teşekkür ederim hem bu hoş sohbet için hem de... Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Yine geleceğiz çünkü hiç merak etmesin. Bekliyorum. Tamam. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? Şimdiki durağımız ise bizim mutfağımıza, özellikle Akdeniz mutfağımıza çok benzeyen bir Lübnan mutfağı ve onun İstanbul'daki temsilcisi. Bakalım neler yiyeceğiz? Bizim mutfağımıza aslında çok benzeyen, daha doğrusu bizim Akdeniz ve Güneydoğu mutfağımıza çok benzeyen bir mutfak. Lübnan mutfağının Türkiye'deki, İstanbul'daki temsilcilerinden birindeyiz söylediğim gibi. Ve benim çok beğendiğim, çok sevdiğim bir mutfaktır. Gidip orada birkaç kez tatma fırsatım olmuştu. Bayağı da bir şey hazırlamışsınız. Nasıl olacak buradaki? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biz dediğiniz gibi Lübnan mutfağının önemli temsilcilerinden bir tanesiyiz. Sadece burada da değil tabii, Orta Doğu'da. Şefimiz 5. kuşağın temsilcisi. Sizleri Zeytinburnu'da şu an ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz açıkçası. Diğerleri Lübnan ve farklı ülkelerde galiba. Aynen. Evet, o zaman neyle başlayalım? Bizim tavsiyemiz, şimdi soğuk mezelerden giriş yapabilirsiniz isterseniz. Soğuk mezelerden giriş yapalım. Humus zaten olmazsa olmazı humus değil mi? Humus olmazsa olmazımız. Ya zaten humusun olması gereken kıvamı böyle kremamsı bir kıvamdır. Böyle pütürlü falan filan değil. Çünkü aslında dövülerek, saatlerce dövülerek yapılır. Bu neymiş? Bu değişik bir içecek galiba. Ona biz jallap diyoruz. Hurma özlü bir içecek. Hem enerji verir hem ferahlatır. Yaz günleri. İçinde hafiften böyle gül suyu falan da var galiba değil mi? Var. Birkaç çeşit baharatı da var onun içerisinde. Çok güzel humus kıvamı. Tadı her şeyle güzel. Burada ne var? Orada gene bize has katkıları olan bir muhammara var. Dediğiniz gibi Hatay'ın genelde lezzetlerine yakınız. Hatta ama genel olarak kültür açısından zaten baktığımızda birbirine yakın mutfak. Tabii. Şimdi Lübnan'ın tabii mutfağına baktığımız zaman milattan önce yaklaşık 1500'lerden gelen bir kültür birikimi, bir kültür hazinesinin bugüne yansımasını görüyoruz doğal olarak. Fenikeliler bildiğiniz gibi ticarette mahir oldukları için her yere gidip gelmiş. Tabii doğal olarak mutfağı da bundan etkilenmiş. Özellikle sarmayı da tavsiye ederim. Deneyelim. Varak Enap diye geçiyor orijinal Varak ismi. Enap. Varak Enap, evet. Baharatları nasıl acaba? Tek farkı bizden salça yok bunun içinde. İçerisinde biz anason kullanıyoruz. Yakışmış ama anason sevdim. Evet. Bu da gene kırmızı pancarla yapılan bir meze. Onun adı neydi? Mutabbel Şamander. Şamander Arapça'da kırmızı pancar manasına geliyor. Ve kendi adını koymuşlar. Kırmızı pancarlı mutabbel aslında. Aynen. Şu an tatmak üzere olduğunuzda fatte. Bu da gene yoğurt bazlı, içerisinde kurutulmuş farklı bir ekmeğiyle birlikte patlıcanlı değişik bir lezzet. Bizim mutfakta pek görmediğim, işte gene Lübnan mutfağına özgü lezzetlerden bir tanesi. Patlıç salatası dediklerinin aslında yoğurtlu versiyonu bu. Gibi, evet. Hakikaten çok lezzetli. Bu da gene bize özgü bir köfte çeşidi. Bir ara sıcak gibi düşünüyoruz biz bunu. Bizim mutfağımızda özellikle %90 oranında kuzu eti kullanılıyor. Aha, nar ekşili falan bir şey bu galiba. Nar ekşili, evet. Tatlı ekşi biraz. Değişik bir lezzet olmuş. Bu ızgara şişte mi pişiyor yoksa? Bu önce fırınlanıyor, sonrasında soteleniyor. Bir de şimdi size Lübnan'ın gene en bilinen lezzetlerinden falafel. Bunu da özellikle tahin sosuyla birlikte. Tahin sosuyla yiyeceğiz. Orijinal Lübnan tarifi mi? Evet. Çünkü o kadar yeşil değil. Çok fazla yeşillik kullanılmıyor o zaman. Evet. Daha
fava, bakla ağırlıklı. Ha doğru şey, siz bakladan yapıyorsunuz, nohuttan yapmıyorsunuz. Aynen. Yani. Bizde karışım kullanılıyor aslında, nohut da öyle var mi? Ama bakla daha ağırlıkta. Bu da bizim zahter, manakiş zahter dediğimiz bir ürün. Bunu genelde kahvaltıda kullanıyorlar, tüketiyorlar. Güzel bir zahtermiş ama. Bunu kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Kendimiz hazırlıyoruz. Şimdi bu da biryanimiz değil mi? O da biryanimiz. Fırında 6 saat boyunca tandır gibi pişirilmiş etimiz. Altında güzelce da pişmiş pilavı. İç pilavımız evet. Üstüne de bir yeşil fıstık dokunuşu yapmışsınız siz, Antep aynen fıstığı. Aynen. Bizde o fıstıklar çok önemli. Burada da tavuk biryanimiz var. Bunu böyle fırında pişiriyoruz. Üzerinde bir hamuruyla. Şöyle açtığımızda dumanıyla birlikte servisini yapıyoruz. Çok lezzetli, özellikle yoğurtla. Evet. Biryani çok güzel bir şey. Tavukları pişirmeden önce kemiğinden ayırıyoruz. Bir marinasyon yapıyoruz, ondan sonra pişiriyoruz. Pilavda da tavuk suyu var zaten. Evet. Tam bir Orta Doğu mutfağı örneği. Güzel bir şekilde işlenmiş. İçerisinde tam Orta Doğu değil Hindistan ama Hindistan ağırlıklı şeyler de var. İran ağırlıklı şeyler de var. Hindistan mutfağındaki o garam masalaya benzer baharat karışımlarını kullanıyoruz. Bir şunun tadına bakmadık. Ha, aynen. Trabolsi. Hafif tatlı, gene limonla yenilen, kuzu etinden yapılmış. Tatlı. Evet, biraz tatlımsı. İlginç. Hamur da herhalde böyle... Hamurunu yağlı hamur. Çok ince açıyoruz böyle arka kısmı görünecek şekilde. Hı-hı. Sonra katlaya katlaya. Ya bizim katmerle lahmacunun karışımı gibi bir şey bu. Karışımı gibi bir şey dediğiniz gibi, doğru. Bak, denemediğim bir ürün buldum daha önce. Bu bizim bayağı aileye özgü bir tat diyebiliriz. Kendileri icat etmişler hani bunu karıştırarak. Çünkü öncesinde ilk tatlıyla çıkıyorlar. Tatlıdan sonra yemeğe dönüyorlar. Hmm. Öyle olunca işte bu da biraz tatlımsak bir ürün. Hani oradan deneme usulü çıkmış bir ürün aslında. Etinde bir şeker yok da şeyinde, hamurunda. Hamurunda. Var. Hamurunda. Yo, çok değişik ve güzel bir şey olmuş. Künefemiz geldi. Ama burada künefeyi biraz farklı diyorlar. Biraz farklı, evet. Şimdi malzemesi de farklı. Daha ağırlıkta irmik kullanıyoruz, hı-hı, yaparken. İçerisinde gene özel bir peynir var. Şerbetini sonradan döküyoruz. Sonradan döküyoruz. Ben ilk gördüğümde ekmeğin çok, içerisinde. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra ekmek arası künefe mi demiştim. Bizdeki künefe kadayıfı değil zaten. Direkt irmik bu. Evet. Zaten tatlı tuzlu karışımını çok severim. Ağızda şerbet. Yeterli bu bana. Müthiş. Bakın şu ekmek arası künefeyi tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Bu kadar lezzetli Lübnan mutfağı örnekleri bize tattırdığın için. Valla bugün çok güzel ürünler tattık. Yine farklı farklı ülkelerden. İşte Kuzey Afrika'ya gittik, Orta Doğu'ya gittik. Ta Japonya'ya gittik. Bir sonraki bölümde artık neler yiyeceğiz hep beraber göreceğiz. Sevgiler.